Değerli dostlarım, herkese selamlar. Bu videomuzda TYP İşkur alımları hakkında konuşmuş olacağız. Elimizden geldiğince bütün alımları, ilanları sizlere aktarmaya gayret gösteriyoruz. Lütfen sizler de bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak yapacağımız diğer tüm çalışmalardan haberdar kalmayı ihmal etmeyin arkadaşlarım. Evet, TYP İşkur atamasından bahsedeceğiz dedik. Öncelikle TYP ne demektir, ne iş yapar ve maaşı nedir? Onlar hakkında biraz bilgi vereyim. İşsizliğin yoğun olduğu zamanlarda ve yerlerde doğrudan veya yüklenici eliyle toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi üzerine istihdam şekline deniliyor arkadaşlarım. Geçici olarak bunlar istihdam edilmiş olacaktır. Bilginiz arkadaşlarım, eğer siz de hali hazırda bir iş arıyorsanız veyahut da ailenizde anneniz, babanız, kardeşiniz, abiniz veya akrabalarınızdan herhangi birine de tabii ki de bunu tavsiye edebilirsiniz arkadaşlarım. Kendiniz başvurmuyorsanız bile anneniz, babanız veya kardeşleriniz için de başvuru yapabilirsiniz. Bilginize geçici istihdam sağlanmış olacaktır. Kurumlara kayıtlı işsiz olmanız gerekiyor. 18 yaşını tamamlamış olmanız lazım. Emekli maaşı aylığı almıyor olmanız lazım. Öğrenci olmamanız gerekiyor. Açık öğretim, lise hariç. Çalışma sonucu elde edilen hane gelirinin net asgari ücretinin 1,5 katını aşmaması gerekiyor. İşte şu anki hali hazırdaki ücret 11.300. Ne kadar oluyor işte bunun yarısı? 17-18 bin lira oluyor 1,5 katı. 17-18 bin lira resmi rakamların üzerine çıkmaması lazım. Resmi kaynaklarda bir dayanağı yoksa yine başvurunuzu yapabilirsiniz. Bilginiz arkadaşlarım. Katılımcılar nasıl seçilecektir? 3 ayrı yöntemle seçiliyor. Bir noter kurasıyla, bir liste yöntemiyle, bir de %80 noter kurası, %20 liste yöntemiyle. Genel itibariyle nerede başvuru yaptıysanız oradaki çalışma iş kurumu müdürlüğü tarafından bu şekilde belirlenmiş oluyor arkadaşlarım. Maaşı ne kadar? Maaşı asgari ücret düzeyindedir. TYP ne iş yapar? Çevre temizliği, kamusal altyapıların yenilenmesi veya bütün bakanlara bağlı resmi okullar çevre düzenlemesi, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okullar bakımı onarım, restorasyon işleri, ağaçlandırma, park düzenlemesi, vadi dere ıslahı, erozyon yenilemesi, artık hangi yönde istihdam sağlayacaksa o bakanlık, o yönde sizler başvurunuzu yapmış olacağınızı belirtmek istiyorum arkadaşlarım. Pekala, başvuru nerede yapılacak? Başvuru İşkur üzerinden yapılacaktır. Açık işler dediğiniz takdirde bakın şurada online işlemler var. Online işlemlere tıklıyorsunuz. İş arayan toplum yararına program, yani TYP programına basıyorsunuz. TYP arama linkine geliyorsunuz. Burada nerede yaşıyorsanız orayı seçmek zorundasınız. Çünkü ikametgah şartı istiyor. Örnek verelim, Adıyaman'da yaşıyorsun. Adıyaman'da yaşıyorsan şuraya tıklayıp ara butonuna tıklıyorsun ve senin için ilanın açılmış olduğunu göreceksin. Daha çok Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yapılacak iş ve işlemleri aslında burada paylaşmışlar. Tabii sadece Gençlik ve Spor Bakanlığı değil, birçok yerlerde de farklı farklı alımlar açılıyor. Mesela Edirne için de bakalım. Edirne için de bakın, farklı yerlerde, merkezde, Uzunköprü'de, Keşan'da, İpsala'da bu tarz yerlerde alımlar açılmış durumda. Dediğim gibi ikametgah şartını unutmayınız. Örnek verelim, Bingöl'e bakalım mesela. Bingöl'de açılmış mı? Ara butona tıklayarak hiçbir kaydım bulmadı, henüz Bingöl'e açılmadığı veya Bingöl'ün açılıp sona ermiş olduğu bir süreçten de bahsedebiliriz. Örnek verelim, Kahramanmaraş'ta yine bir ilan açılmamış durumda. Farklı farklı işte aramalar yaparak nerede yaşıyorsanız oradaki alımlara bakabileceğinizi belirtmek istiyorum arkadaşlarım. Genel itibariyle Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bezdinde bir alım olduğunu da belirtmek istiyorum size. Gençlik ve Spor Bakanlığı dışında Milli Eğitim Bakanlığı da zaman zaman bu tarzda alım yapıyor zaten. Milli Eğitim Bakanlığı'nın da geldiği takdirde yine sizlere bu şekilde bilgi aktarmaya gayet göstereceğim. Lütfen bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak yapacağımız diğer tüm çalışmalardan haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.